Merhaba arkadaşlar. Şimdi kat kaloriferi evleri nasıl yapılır? Onun videosunu çekeceğim. Şurada kat kaloriferini görüyorsunuz. Kazan. Pardon, kat kaloriferi kazanı ve sistemi. Kullanma talimatı da bunu da üzerine yazmışlar. Şöyle kazanımız. Buralar açılmıyor mu? Temizlendiği için. Evet, şöyle içerisi. Evet, şimdi bu kısma pireneyi koyuyoruz. Pirene, yani zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıt. Şöyle bu kısmı beyefendi sizden alalım. O kısmı asıl ısıtıcının olduğu yer burası. Aşağıdaki kazana pirene kendi motoruyla ilerletiliyor. Bunun içerisine birkaç tane odun parçası koyuyorsunuz. Sistemi ayarladığınızda piren otomatikman buraya giriyor, yani yakıt. Buradan siz tutuşturuyorsunuz bunu. Daha sonra bu alev yukarıya çıkıyor. Buradaki döküm boruları ısıtıyor. Aynen. Döküm boruları ısıttıktan sonra tabii içerisinden bir su döngüsü var. Temiz su döngüsü. Peteklere suyu buradan pompalıyor. Şu karşıda gördüğünüz hidroforuk pompası tankı. Daha sonra bu kömürle de yanıyor. Aynen. Ama genelde kömürle yakılmasını pek tavsiye etmiyor bu firma. Çünkü kazanın daha çabuk çürüyeceğini söylüyorlar. Onun için bunu şeye göre ayarlamışlar. Zeytin posasına göre ayarlamışlar. Yani tam otomatik bir sistem. Yaklaşık olarak 12 metrelik, evet. Nait Bey'in dediği gibi 12 metrelik peteği rahatlıkla ısıtabiliyor. Yani 12 metre dediğinizde şey, yani 1 metre, 2 metre. Totalde 12 metreyi toplayacak şekilde bir evi ısıtabiliyor. 30 bin kalorilik yanma kapasitesine sahip bu kazan. Bu ikinci el olarak alındı. Bu eve ikinci el olarak bağlanacak ama herhangi bir problemi yok. Buradaki kısım üfleme haznesi. Sürekli üfleyerek pirenenin ateşlenerek yanmasını sağlıyor. Aslında basit bir sistem ama tabii bir sürü teknik detayı var. Arka tarafında işte sıcak su girişleri, soğuk su girişleri ve tahliye tankı. Burada baca kısmı. Baca kısmının kapakları. Bunlar yılda bir kere açılıp temizleniyor. İçerisindeki kurumlar, aynı evdeki bacaların temizliği gibi is vesaire yapıyor. Üzerinde bir kontrol paneli var. Oradan peteğe gidecek olan sıcaklıkların ısısını oradan ayarlayabiliyorsunuz. 40 derece, 50 derece gibi. Ortalama iki katlı bir evin ısıtmasında yeterli deniliyor. Aynen. Tabii bunda sadece şimdi pireneyle kömürden bahsettik ama isterseniz illa ben odun yapmak istiyorum diyorsanız orada da şu hazneyi kullanıyorsunuz, alt kazanı. Bunun içerisine odunu yakıyorsunuz, ateşi. Aynı soba yakar gibi. Örnek veriyorum, 20-30 santimlik kütükleri bunun içerisine koyuyorsunuz. Birkaç saatte bir ya da 3-4 saatte bir kontrol ediyorsunuz. Buradaki yine ısıyla birlikte yukarıdaki kanallar ısınıyor. Ve sıcak suyu yine devirdaim yöntemiyle peteklere gönderiyor. Yani 3 tane yakıt seçeneği var aslında. Bir pirina, 2 kömür, üçüncüsü de pelit. Odun ya da pelit denilen sunta MDF'nin sıkıştırılmasıyla oluşan, evet. Küçük böyle serçe parmaktan daha ufak görüntüsü var. Zaten internetten araştırırsanız görürsünüz onları da. Pelit de yakabiliyor. Ya sonuç itibariyle böyle bir kazan alıyorsunuz ev için. Bunlar tam otomatik sistemler. Eskiden manuel kumandalılar vardı ama manuelde hala var. Evet, ama onlar da herhalde sobadan pek bir farkı kalmadı. Çünkü
15-20 dakikada, 1 saatte bir gelip yükleme yapmanız lazım, Aynen. ama pirineyi bunun içine doldurduğunuzda ortalama olarak bir hafta boyunca, yani Yani. sadece akşamları falan yakarsanız herhalde bir hafta boyunca hiç Hiç sıkıntı uğramamız olmadan, gerekmez hiç yani ama. uğramanız gerekmez. Böyle bir kazan alıyorsunuz. Eviniz diyelim ki, örnek veriyorum, 3 artı 1. İşte diyorsunuz ki salona 2 tane petek, odalara birer tane petek, koridora işte bir petek ve nedir o, banyoya bir tane havlu pan diyorsunuz. Böyle bir 30 bin kalorilik kazan ortalama olarak 12 metrelik Evet. petekleri ısıtabiliyor. 12 metre total uzunluğu, 12 metrelik petekleri ısıtıyor. Bunu aldınız, ne yapacaksınız? Bunun evin içerisindeki tesisata yetecek kadar işte 25, 32 ve de 20'lik PPRC boru alacaksınız tesisat için. Petek alacaksınız. Aynı zamanda bir de ustaya ihtiyacınız var. Usta bunu gelecek. Gerek sıva altı, gerek sıva üstü. Artık sizin evinizin yeni ya da kullanılır durumda olmasına bağlı. Bunları yapacak. Küçük bir elektrik faturası bedeli artabilir. 25-30 lira aylık. Yani Naip Bey dediği gibi 25-30 liralık bir miktar. O da tabii O şey için, kadar. motorun çalışması için. Yani motor Evet, için. motorun, hidrofonun çalışması için. Yani 25-30 lira. Yani yakıt olarak da şeyinde, freninde, yani zeytin posasında fiyatı ortalama olarak herhalde Ton 600 ton lira. 600 lira civarında. Bir ton bir kış için yeter mi? Yani iklimine göre değişir ama Yani. yeter. Ortalama olarak yeter. Ama ben 24 saat sürekli evin içerisinde sıcak dursun diyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? 2 ton. 2 ton 2 ton. alacaksınız. 2 tona çok rahat. Yani 1200-1500 liraya mal oluyor Mal diyorsun. olur. Yani Bütün yakıtınız kış. tabii. Ama bunun nasıl bir avantajı var size? Boya badana masrafınız olmuyor. Bütün odalarınız sıcak. Soba Evet. gibi sadece tek bir noktayı ısıtmıyor. Bütün her yeri Evet. ısıtabilirsiniz. Büyük bir kolaylık. Yani büyük bir kolaylık. Tabii bu doğalgaz olan yerlerde artık doğalgaza bağlı diğer sistemler var. Doğalgazlı kombiler vesaireler var ama olmayan yerlerde, doğalgazın olmadığı yerlerde bence bu Kaloriferi. çok mantıklı bir şey. Total olarak şöyle söyleyelim. Ortalama bak, yeni cihaz ne kadar Nait Bey şu an? Ortalama fiyatları. 12-13. 12-13. Tabii bu şeyden, markadan markaya değişiyor. 12-13 Aynen. civarında. Peteklerde yani Metresi alacağınız, 350-400 evet, gibi. metresi 350-400 Marka lira göre. civarında, markaya göre değişiyor. Baymağı var, işte Demir döküm. demir dökümü var vesairesi gibi. Yani şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı herhalde 20 bin liraya falan bu iş Olur. mal olabiliyor yaklaşık Ustası olarak. falan tabii. Ustası, tesisat borları vesairesi derken ortalama 20 bin lira gibi bir fiyata çıkar. Ama ömür boyu da bakımını yaptıktan sonra kullanırsınız. Diyoruz. Evet. İkinci el olarak ne kadar almıştınız? 5.000. 5.000 liraya mal oldu. Yani ikinci eli 5.000. Tabii bulabilirsem Sadece alacağım. cihaz. Ama bu bizim ya şansımıza Şansa tesadüf. bir Evet. Çok az kullanılmış bir kazan. 5.000 liraya denk geldi. Ama yine de yani 7-8'den aşağı. Yok. 7-8. Yani en kötüsü 7.5 lira. O da manuel. 7,5-8. O da manuel. Ha, bu tam Bu manuel. otomatik kat Evet. kaloriferi sistemi. Evet. Güle güle kullanın. İyi günlerde. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.